Ben avukatın ne demek istediğini anlayamadım. Anlayamayacak ne var Aysun ya? Tetikçi yakalanmış işte. Klasik. Suçu zavallı biri üstlenir, olay biter. Ha, tetikçiler, olaylar. Ha, bütün bunların bizim hayatımıza ne işi var anlamıyorum ki. Hem suçlunun Yavuz Sancaktar olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Ben nereden bileyim Aysun? Polis miyim, savcı mıyım ben? Yani Yavuz Sancaktar değil, öyle mi? Sen de artık böyle düşünüyorsun galiba. Yavuz Sancaktar ya da değil. Emir'in o çöplükte oyun oynamayı bırakması lazım. Nasıl ikna edeceğiz peki? Peki sen şu adama gitsen, İhsan Bey'e, arkadaşın değil mi o senin? Gitsen, konuşsan, yani düşse oğlumuzun yakasından. Ben o İhsan Efendi ile konuşacağım. Konuşacağım da bir şey değişmeyecek. Sarrafoğlu soyadının arkasına bir kez saklandı mı, kimse oradan çıkmak istemez. Efendim? Feriha merhaba. Emir evde değilse gelip seninle konuşabilir miyim? Kahve içer misiniz? Hayır. Teşekkür ederim, gerek yok. Şu an burada olmak benim için hiç kolay değil. Seninle konuşmak da öyle. Yani ne konuşacağınızı bilmiyorum ama ben de kasıldım tabii. Hayattaki tek ortak noktamız için şu an buradayız. Emir için. İkimiz de onun kötülüğünü istemiyoruz Feriha. İkimiz de onun başını belaya sokmasını istemiyoruz. O gece kulübüne girmesini istemiyoruz. Ben bunu Emir'le konuştum. Bir işe yaramayacağını bile bile. Ya onu tanıyorum, o işi bırakmayacak. Ve o neydi adı? Ece. O kız da işi bırakmayacak. Emir bırakmasını istemiyor. Eğer kendisi işi bırakırsa babasına, Ece ayrılırsa Yavuz denen o adama yenilmiş olacak. Oğlumuz yenilmeyi sevmiyor biliyorsunuz. Evet. Gayet iyi biliyorum. Ama bana sana defalarca yenildiğini söylemişti. Sen oğlumu yenebilen tek kişisin. Neden şimdi onu bir kez daha yenmiyorsun? Neden oğlumu o tehlikenin arasından çekip çıkarmıyorsun? Bunu istemediğimi mi zannediyorsunuz? Aklını kullan. Bir yıl boyunca oğlumun gözünün içine baka baka yalanlarını söyledin. Onu kandırdın. Şimdi oğlumun iyiliği için aklını kullan. Aklını oğlumu o belanın ortasından çıkarmak için kullan.